أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قرضا حسنا
Cenab-ı Allah cümlemizi hayırla muradına erenlerden eylesin. Allah razı olsun. Nuh Küyük hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah tesirle eylesin amin. Tilaveti hem sizin üzerinizde hem bizim üzerimizde hocam. Amin hocam. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Büyük Ankara Camii İmam Hatibimiz Nuh hocamızın okuduğu tilavetle sizlere merhaba dedik efendim. Yine Cuma'ya doğru programıyla sizlerle beraberiz. Bir haftalık aradan sonra biz yine muhabbetimizi aldık. Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği feyizden, onun bizim için tayin etmiş olduğu yoldaki güzellikleri tabiri caizse toplaya toplaya yine sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınıza geldik. Ama hep beraber topyekün müminler olarak öyle güzel bir zamanın hemen yanı başındayız, kurbundayız ki aslında Cenab-ı Zülcelal Hazretleri yine bize merhamet ediyor ve rahmetini bizim üzerimize sağanak sağanak yağdıracağı 3 aylar diye ifade ettiğimiz mübarek ayların Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif'in hemen yanı başında bizleri Cenab-ı Allah hani yaratmış olduğu kullarını bir araya getiriveriyor. Bütün bu güzelliklere baktığımızda, müşahede ettiğimizde işte o vakit anlıyoruz ki aslında bizi yaratan, bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ı Allah bizi çok seviyor. Çünkü merhametiyle Cenab-ı Allah bizi affetmek için, bizim güzelliklere doğru sevk edilebilmemiz için ve kendi irademizi ortaya koyarak Cenab-ı Allah'ın affına mazhar olabilmek için Cenab-ı Allah bize böyle güzellikleri ikram ediyor. İşte bu ayların kadrini, kıymetini bilebilmek, daha doğrusu o aylar içerisinde kul olduğumuz bilinciyle Cenab-ı Allah'ı birazcık daha idrak edebilmek, onun varlığı içerisinde kendi varlığımızı yine kendisinin varlığını bilebilmek ümidiyle olduğunu anlayabilmek, idrak edebilmek, işte bu süre içerisinde bizlere düşen en büyük ve en önemli vazifelerden bir tanesi. Elbette biliyoruz çok kıymetli zaman dilimleri bu zaman dilimleri ve nihayetinde bizleri Ramazan-ı Şerif'e iletecek. Ve o Ramazan-ı Şerif ki aslında çok önemli güzellikleri kendi uhdesinde barındıran bir ay. Ve biz de bugün çok kıymetli bir konuğumuzla, onun güzel sohbetiyle birlikte bu ayların fazileti hakkında, feyzi hakkında ve nihayetinde bizlere vereceği muhabbet hakkında bilgi inşallah istifade edeceğiz. Çok kıymetli konuğumuz Adana İl Müftümüz Hasan Çınar hocamız bizlerle birlikte. Siz de programımıza göndereceğiniz mesajlarla dahil olun diye arzu ediyoruz. 0535-018-1747 numaralı hattımızdan göndereceğiniz mesajları biz de programımızda okuyarak yer vereceğiz. Tekrar programımıza hoş geldiniz diyerek Hasan Çınar hocamıza merhaba diyoruz. Merhaba. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah inşallah. Efendim. Çok şükür. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin ya Rabbi. Allah razı olsun. Duanız bereketiyle daha iyi inşallah. Olacak inşallah. Allah razı olsun. Hocam girişte de arz etmeye çalıştım. Nuh hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler hakikaten çok önemli bir yol açıcı mahiyetteydi. Evet. Bugün arzu ediyoruz ki üç ayların ve bu üç aylar diye ifade ettiğimiz mübarek ayların hem faziletinden bahsedelim hem de kendi dünyamız üzerinde ne güzel bir katkısı olur, ne güzelliklerle bu katkıyı bize ikram eder Cenab-ı Allah. Bunları öğrenelim diye arz ediyoruz efendim. Nasıl başlarız sohbete? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi münşi'il halki min adem, thümme salatu alel muhtar fil gıdem. Sözlerime başlamadan önce dinleyenlerimize selam vermek istiyorum. Selamun aleyküm diyeyim. Adana'dan geliyorum.
Adanalı hemşerilerimin, halkımızın, personelimizin, hocalarımızın selamları var. Onları evvela size ileteyim Allah inşallah. Aleykümselam. Burada bu programı yapacağımı biliyorlar kendileri. O yüzden hepsi selamlarını gönderdiler. Biz buradan de selam iletiyoruz. Onların selamıyla başlayalım sözlerimize. Ben Diyanet TV'mize teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Türkiye'mizde çok güzel programlarıyla her evde hemen hemen takip edilen, dinlenen, halkımızın yakinen takip ettiği bir televizyon kanalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız Diyanet TV ile diğer radyo programlarıyla beraber elhamdülillah halkımızın gönlünde makes bulmuştur. Elhamdülillah. Bundan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Cuma akşamları sizin cumaya doğru programımıza da bu fakiri de davet ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah Şeref razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Şüphesiz bahsettiğiniz gibi Nuh hocamızın da okuduğu ayette olduğu gibi İnnallâhe eşterâ minel müminîne enfüsehum ve envâlehum bi'enne lehumül cennet ilâ ahirâye. Allah Celle Celaluhu nefislerimizi ve mallarımızı cennet karşılığında satın almak ister. Buradaki bu istare ile beraber Allah-u Teala'nın satın alması demek cennette mükafatlandırır demektir. O zaman biz kulları olarak 3 aylara da yaklaşıyorken ki bu artık son haftamız, son cumamız. Önümüzdeki cuma Allah nasip ederse ayın 2'si çarşamba günü Recep'in ilk günüdür. Perşembe günü de Regaib kandilimizdir ve ilk cumasının ilk gecesi Regaib kandiliyle karşılaşacağız, buluşacağız inşallah. İnşallah. Tabii bu aya yaklaşıyorken biz de toplumca, halkımızla beraber, herkesle beraber yeniden bir muhasebeye, yeniden bir tefekküre, tezekküre ve geçmiş aylarımızın muhasebesini yapmaya çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada inşallah bu sohbetimizde bu muhasebeyi hep beraber yapalım. İnşallah. Şu ana kadarki yapmış olduğumuz şeylerden dolayı Allah'a yaklaşabilmemiz için, Allah'a kulluğumuzu ifade edebilmemiz için neler yapabiliriz? Bu 3 aylara yaklaşırken, 3 aylara girmeden önce neler yapabiliriz? Neler yapmamız lazım ki 3 aylara hep beraber gönül huzuruyla, ruh mutluluğuyla beraber ulaşalım, girelim diye bunu masaya yatırmamız lazım. Şüphesiz Recep Şaban ayının, özellikle Recep ayı ile ilgili Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş olduğu Tevbe suresinde inne iddete şuhuri indallahi isne aşara şahra inne isne aşara şahren fi kitabillahi yevme halakas semavat vel arda minha erba'atun hurum zâlike dinul kayyim felâ tazlimû fihinne enfusekum ilâ ahirâye. Muhakkak ki Allah'ın indinde ayların sayısı, yani gökleri ve yeri yaratan Allah'ın yarattığı günkü yazısına göre, ayetlerine göre ayların sayısı 12'dir diyor Cenab-ı Mevla. Kur'an-ı Kerim'de 12 ay olduğunu beyan ediyor. Bunlardan 4'ü minha erba'atun hurum, 4'ü haram aylardır. Evet. Ve bu haram aylar dediği 4 aydan ki birisi de Recep ayıdır. Evet. Efendim bu aylar işte zâlike dinul kayyim, bu dosdoğru bir Allah'ın nizamıdır. Allah'ın koyduğu kanundur. فَلَا تَذِّمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ. Öyleyse o aylar içerisinde kendinize çeki düzen verin, kendinize yazık etmeyin diyor Allah-u Teala. Bunlardan birisi de Recep ayıdır. Recep ayı, tabi o 4 aylar konusu teferruatlı bir konudur. Oraya girmiyoruz. Tefsirinden herkes bakabilir. Tevbe suresi 36. ayet-i kerimeyi okudum. Recep ayı ilk ayıdır. Yani bizim Recep ayı 3 ayların ilk ayıdır ve evet, ayetteki Eşhur-u Hurum'dan birisidir. O zaman biz 2 Şubat'ta, yani milad takvime göre 2 Şubat'ta Recep ayının ilk gününe tevafuk ettiğimize göre, idrak edeceğimize göre inşallah Rabbim ömür verir, hayat verir. İnşallah. Tabii bu 3 ayları ömrümüzde bir daha yaşamak da ayrı bir lütuftur. Allah'ın bize bir ikramıdır. Çünkü insanlarımız yaşadığımız bu asırda eskiden taun hastalığı, kolera hastalığı benzeri ölümcül hastalıklar lokaldi, mahalliydi. Evet. Bir yörede oluyordu, 100 bin kişi, 200 bin kişi ruhunu teslim ediyordu. Şimdi öyle değil. Bütün dünyayı sarmış olan bir koronavirüsle tabii karşı karşıyayız. Hep beraber imtihan içerisindeyiz. İnsanlık imtihan içerisinde. Evet. Böyle bir durumda, böyle bir alemde, böyle bir ortamda ne kadar da çok ihtiyacımız var. Recep Şaban ve Ramazan ayı, 11 ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmaya ne kadar da çok ihtiyacımız var. Ayların işlemiş olduğumuz amellerin hesabını ki Allah'a vereceğiz. Biz Amen. Allah'la kul arasına bir şey sokmuyoruz.
elimizi açtığımız zaman Allah'ım dediğimiz zaman, Rabbena atina dediğimiz zaman Rabbimize elimizi açıyoruz. Hı. Arada kimse yok. Allah'ım diyoruz ve Allah da buyuruyor ki ud'un estecib lekum. Bana dua edin, bana el açın. Ben sizin dualarınıza icabette bulunurum diyor. Yeter ki siz samimi olarak bana dönün diyor. O zaman bu üç aylara doğru yaklaşıyorken bizim şunu yapmamız lazım. Yine Allah-u Teala bir ayet-i kerimede öyle buyuruyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ Habibim kullarıma de ki diyor Cenab-ı Mevla, nefislerine karşı haddi aşan kullarıma de ki, kendine göre ben günah bataklığındayım, ya Allah beni affetmez düşüncesinde olan kullarıma de ki, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden. Bir başka ayette diyor ki, لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın merhametinden, Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Çünkü dinimizde Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek yasaktır, haramdır. Bir insanın başına ne gelirse gelsin, Rabbim'den gelmiştir diyebiliyor muyuz? Dertleri bize veren kimdir? Allah'tır. Alan kimdir? Allah'tır. Biz bu derdi Allah'ın verdiğine bağlamaz da, şundan oldu, bundan oldu diye bizim sebebi bait dediğim uzak sebeplerden dolayı yakın sebebi düşünüp de uzak sebepleri düşünmezsek ondan sonra strese girer, bunalıma gireriz, ruhumuz sıkmaza girer. Başımızı taştan taşa vururuz. Ne yapalım, ne edelim? Bu bela başıma nereden geldi? Bu musibet başıma ne geldi? Neden oğlum kanser oldu, kızım şöyle oldu, babam şöyle oldu, annem böyle. Ya bu imtihan dünyasıdır. Biz bu imtihan dünyasındayız. Allah-u Teala vermiş olduğu derdin dermanı da gönderiyor. Amin. Yani Peygamber Efendimizin لِكُلِّ دَعِنْ دَوَاُنْ اِلَّا الْمَوْتِ Her hastalığın ilacı vardır, ölüm hariç diyor. Bizim üzerimize düşen insanlık olarak o ilacı bulmaktır. İnşallah bu kolera, bu koronavirüsün aşıları bulundu. İnşallah ilacını da bulurlar da bir an önce bundan da kurtuluruz. Bak görüyorsunuz küçük yaşta aşılar vuruluyoruz. O eski hastalıklar var. Onlar daha çocuk yaştayken üzeri bastırılıyor ve hayatımızda karşılaşmıyoruz. Artık onları unuttuk gitti. Bunu da bir gün unutup gideceğiz inşallah. İnşallah. Ama biz ne olursa olsun bu hastalıkla hemdem olsak dahi Allah'tan ümidi kesmiyoruz. Allah verdi, Allah alır diyoruz ve tedbire başvuruyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. O zaman üç aylara doğru gidiyorken اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah beni affetmez demesin hiçbir kul. Çünkü Allah işlediğimiz günahın cemisini affediyor. O cemiyan ifadesi bütününü affediyor. Yeter ki biz Allah'ın kulu olarak kapısına dönelim, Allah'ın kapısına bir dokunalım. Kim o dendiği zaman? Allah'ım biz geldik, Allah'ım senin kapına geldik. Sen Rahmansın, sen Rahimsin. Senin kapından başka kapı tanımıyoruz ki biz. Lebbeyk diyebilmek değil mi? Lebbeyk diyebilmek. Ya. İbrahim Ethem'in çok güzel bir sözü var rahimeullah'ın. Diyor ki: İlahi abduke la se'taka muqirran biz zunubi ve kad da'aka ve in tagfir fe ente ahlu zaka ve in tatuz fe men yerham sivaka. İlahi ya Rabbi, günahkar kulun senin kapına geldim. İçimi sana açıyor, gönlümü sana şerh ediyorum. Eğer affedersen affetmeye en layık sensin Allah'ım. Eğer affetmezsen kimin kapısına gideyim? Kimin kapısına gideceğiz? Rahman ve Rahim olan Rabbimizin kapısına gidiyoruz. Abdestimizi alıyor, Allahu Ekber diyor, Allah'ın makamına, dergahına duruyoruz namazlarımızda. Allahu Ekber diyor, iki büklüm eğiliyor, rüküye gidiyoruz, Allah'ın karşısında eğiliyoruz. Paranın, pulun, makam, mevki değil. Ve yine yetti mi yetmedi. Bir Allahu Ekber daha diyoruz, alnımızı ayaklarımız hizasına yere götürüyoruz. Bak bu çok önemli bir ibadettir ve çok önemli bir duygudur. Kul, Yaradan'ı karşısında alnını ayakları hizasına götürüyor ve mutluluğu yaşıyor. Mutluluğu yaşamak bu. Ve orada secdedeyken bir şey diyor. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala. Ayet-i kerimeden alınmadır ha bu ifade. Sebbih isme rabbike ala diyor ayet-i kerime. Peygamberimiz de bunu diyor ki namazda okuyun secdede. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal ala. Allah'ım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki. Küçüklüğümün ifadesi senin karşında alnımı ayaklarım hizasına, hiçbir şeyin karşısına böyle eğilmedim. Dünyanın, malın, mülkün, paranın, pulun, makamın, mevkinin karşısına bu denli eğilmedim. Ama senin karşında Rabbim, alnımı ayaklarım hizasına kadar götürüyorum. Ne olur beni kuluna kabul eder misin diyoruz. Kul olabilmek. Kime? Allah'a. İnsana, paraya, mala, mülke değil. Allah'a kul olabilmek. Dinin tarifini yaptığımız zaman Cahit kardeşim, deriz ki... Cahit abim bizi andı hocam. Ezip kardeşim. Dinin tarifini evet. Yaptığımız zaman alimler şöyle bir tarif söylerler. الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو خير. Din
akıl sahiplerini güzele, doğruya, iyiye sevk eden, götüren Allah'ın koyduğu bir düzendir. Evet hocam. Dünya ve ahiret mutluluğunu önüne koyan bir sistemdir. Sadece dünya mutluluğu yetmez. Ahiret mutluluğunu da senin önüne koyması lazım. Koyuyorsa onun adına din diyoruz. Değil mi? İnne dine inde Allah'il İslam. Allah'ın dininde hakiki din de İslam dinidir. Biz buna iman etmişiz. Hazreti Adem aleyhisselam da bir peygamberdir. İlk insandır. İnsanlığın atasıdır. Topraktan yaratılmıştır. Allah bunu Kur'an'da buyuruyor. Ben adına müfsis olarak buna iman etmişim. Adem aleyhisselam ilk atamızdır, ilk insandır ve ilk peygamberdir. Medeni insandır, medeniyetin zirvesi insandır. Annemiz, Hava annemiz de hakeze öyledir. Ha, Adem aleyhisselam da İslam'ı getirdi. Nuh aleyhisselam'ı getirdiği İslam'dır. Musa aleyhisselam'ın getirdiği adı İslam'dır. İbrahim aleyhisselam'ın getirdiği İslam'dır. İsa aleyhisselam'ın da Peygamber Efendimiz'in getirdiği adı İslam'dır. Bütün peygamberlere amenna biz iman etmişiz. Bizim imanımız tamdır. Peki geliyor burada üsellere doğru yaklaşıyorken biz orada diyoruz ki Allah'ım biz senin kulunuz. Başkasına kulluk yapmadık. Ne olur hatalarımız oldu, kusurlarımız oldu. Hataları ve kusurları biz Allah'a arz ederiz. Ben müftüyüm, ben de elimi açıp Allah'ım diyorum. Bizde kutsallık yok. Bizde böyle masumiyet diye bir şey yok. Bizde ismet sıfatı peygamberlere ait bir özelliktir. Biz de kuluz. Bizim de hatalarımız, kusurlarımız vardır. Üsve-i hasene olan, en güzel örnek olan Kur'an'ın ifadesiyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü Amin. Vesselam'dır. Amin. Biz ona salat getiririz, ona selam göndeririz. Bizim üsve-i en güzel örneğimiz odur. Ve hayatımızın her noktasında ayeti kerimelere bizi en güzel şekilde açıklayan Peygamber Efendimiz'e biz başvururuz. Kur'an'ı anlamada, peygamberin hadislerini anlamada da yine ona başvururuz. Ve onları en iyi anlayan alimlerimize başvururuz. Evet. Elhamdülillah. O zaman Allah'a kul olma hususunda üç aylara yaklaşıyorken tedbirimizi almamız lazım. Muhasebemizi yapmamız lazım. Hazreti Ömer ne güzel diyor. Hasibu enfusekum kabla en tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Muhasebeye çekin. Üç aylara girmeden önce Ehl-i Beyt'in sultanı Hazreti Fatma annemizin babası, Hasan Hüseyin Efendimizin babası, imamların baş tacı Hazreti Ali Efendimizin güzel bir ifadesi vardır. Lokman Aleyhisselam da benzer ifadeleri kullanmıştır. İki şey vardı hiç unutmayın diyor üç aylara girmeden önce. İki şey vardı hiç unutmayın. Bunu aynı zamanda bu sohbetimde dinleyen kardeşlerime hediye olarak veriyorum. Lütfen onlar da duymayan dört kişiye duyursunlar. İki şey vardır hiç unutmayın, iki şey vardır hemen unutun diyor. Hiç unutmayın dedi iki şeyden biri Allah'ınızı unutmayın, Yaradan'ınızı unutmayın. İkincisi ölümü unutmayın. Ölüm var ölüm. Ya. Ölüm bizi kendimize çevirecektir. Ölümü düşünen Müslüman dikkat eder. Neye? Adımlarına dikkat eder, konuşmasına dikkat eder, her şeyine dikkat eder. Elini tutacağı şeye dikkat eder, gözüyle bakacağı şeye dikkat eder, kulağıyla dinleyeceği şeye dikkat eder, adımıyla gideceği yere dikkat eder. Çünkü ölüm var, ölüm. Neticede bunu bileceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا Yer sarsılmakla sarsıldığı zaman وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا Birinci sura üflendi, hepimiz öldük. Herkes öldü. Ölüm bile öldü. İkinci sura üflendi وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا Herkes yattığı yerden kalktı. Vakalal insanı malaha. İnsan o diyor ki ya ne oluyor bu yattığım yerden beni kaldıran nedir? Milyon yıldır yattığı yerden. Yüz yıldır, bin yıldır, bir yıldır, bir aydır, bir gündür, bir saat önce ölen kimse. Sura üflendi ve kalktı. Ya beni yattığım yerden kaldıran şey nedir diyecek. Yevmeydin tuhaddisu ehbaraha bi enne rabbeke evhala. O zaman dünyadayken yaşadığı yıllar boyunca dünya üzerinde işledikleri her şey hakkında yer konuşmaya başlayacak. Peki yer konuşur mu? Yer nasıl konuşur? Ancak Yaradan'ın emriyle konuşur. Bi enne rabbeke evhala, Rabbin ona emreder konuş diye o da konuşmaya başlar. Benim üzerimde Ahmet şunu şunu yaptı, Mehmet şunu şunu yaptı, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Teker teker anlatır. Yer konuşuyor bakın. Ama Allah'ın emriyle. Allah ateşe yakma özelliğini verdi ama bir noktada sakın ha yanar kuni berden ve selam ala İbrahim. Sakın halime yakmayasın. Yakmak değil buz da olmayasın. Derdi selam olasın. Güllük gülistanlık olasın diyordu Allah-u Teala. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un dağ yığını ateşi yakmamıştır. Yakamamıştır. Çünkü ona yakma özelliğini veren Allah'tır. Şimdi diyor ki yakmayacaksın. Toprağı yaratan Allah'tır. Diyor ki konuş. Senin üzerine neler yapıldı. Onun için üç aylara girmeden önce muhasebemizi yapıyorken Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözü çok önemlidir. Yani böyle aspirin gibidir.
Yani bir psikoloğun, bir psikiyatrist kardeşimizin tavsiyesidir. İki şey vardır hiç unutmayın, Allah'ı ve ölümü. Ama iki şey de var ki hemen unutun diyor. Unutun, rahat olun. Rahat, relax, rahat olun. Nedir o? Bir, yaptığın iyiliği unut. Yaptığın iyiliği unut. Evet. Her yerde anlatma. Çünkü ahirette alacaksın karşılığını. Öyle ya. Sağ elin verdiğinden sol elin haber olmasın. Ya. Bu burada tabii mecaz var Peygamber bunu buyuruyorken. Yani öyle yap ki yaptığın hayru hasenatın sevabını ahirette almak üzere bırak. Dünyada masa masa anlatıp sevabını yok etme. Evet. İki, sana yapılan kötülüğü unut. Unut ya. İki de bir aynı şeyi durup da tekrar hatırlaman gerekmez. 10 sene önce şöyle oldu, 20 sene önce böyle yaptı. O ona böyle yaptı. Amcam ne bana faydası şunu var yani? Ne faydası var? Değil mi? Kardeşim bana şunu yaptı, öteki bunu yaptı. Miras taksimatında evet. O oldu, bu oldu. Tamam, hak, hukuk varsa Allah'a havale et, ahirette görüşülecek o konular zaten. Kul hakkı öyle yerde kalmaz. Helallik alamadı, vermedinse, hakkın helal olsun demedinse ahiret var. Ama iki de bir hatırlayıp canını sıkma. Kendini üzme. Eğer imtihansa, eğer dertse şu dünyada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kadar acaba Necip kardeşim bazen düşünüyorum da böyle diyorum ya Allah-u Teala kimseye dert vermesin. Amin. Ama verilen derdin altında da kalkmak için Allah-u Teala bize imtihan dünyasında bize lütfetmiş, ikramda bulmuş. Kulum diyor. Evet. Kanser mi oldun? Kolera mı oldun? Veba mı oldun? Bilmem koronavirüs mü oldun? Eğer sabredersen diyor tedbirlerini almak şart ama. Sabredersen diyor, onu günahlarına kefaret yaparım ben diyor Allah-u Teala. Bak, Allah'tan ümidi kesmeyeceksin. Böyle bir dinin mensubuyuz biz ya. Elhamdülillah. Şimdi hal böyleyken herhalde siz... Hocam izninizle burada bir virgül koyalım. Eyvallah. Birkaç mesaj okuyayım, bir eser okuduktan sonra tekrar sohbetimize devam edelim. Ama hocam, 3 aylardan bahsederken elbette 3 aylar içerisindeki mübarek kandil gecelerinden de bahsediyoruz muhakkak. İnşallah. Birazcık o kandil gecelerine ve bu gecelerin bize kattığı değere ve bizim bu 3 ayları nasıl aslında biliyoruz muhasebeyle karşılamamız lazım dediniz ki çok önemli bir nokta. İnşallah detaylandırırsak çok da mutlu oluruz efendim. İzninizle mesaj okuyayım birkaç tane. Mardin Midyat Merkez Nebi Camii İmam Hatibimiz Alaaddin Üniversi Adana'dan selamlar olsun demişler. Adana'daymış herhalde kendileri. Eyvallah, hem Adana'ya hem Mardin'e selam olsun. Yurt dışından bir mesajımız Belçika'dan. Selamun aleyküm hocalarım. Cumanız, cuma akşamınız mübarek olsun inşallah. 3 aylar hakkımızda hayırlı olsun. Rabbim hakkıyla ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun hocalarım demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Taha Emir Hayat İstanbul'dan yazıyorlar. Selam etmişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle 3 aylarınız ve geceniz hayırlara vesile olsun inşallah. Hocama çokça selamlar demişler efendim. Size de selam ediyorlar. Gemlik'ten Selime Demir hanımefendi göndermiş. Necip Bey, Diyanet TV'nin bu güzel programına biz müptela olduk demişler. Allah Celle Celaluhu için sabırla bekliyoruz. Çok beğeniyoruz. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Çok sağolunuz efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Sizi severek seyrediyoruz. Hocamızın, değerli müftü hocamızın ağzına sağlık. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Adem Kınık İstanbul Çekmeköy'den mesaj göndermişler. Allah razı olsun. En son mesajımız Sivas Şarkışla'dan Süheyla Sırmalı hanımefendi yazıyor. Hayırlı, bereketli, huzurlu, sağlıklı sohbetler olsun demişler. Hasan hocamıza iyi akşamlar diliyoruz. Dua istiyorum demişler efendim. Allah razı olsun. Bir eser okuyalım, sonrasında devam edelim efendim. Buyurun üstadlar. Müsaadenizle hocam. Thank you.
Ay maşallah, barakallah. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Yüreğinize sağlık, sağ olun. Eyvallah muhterem hocam. Çok teşekkür ederiz, sağolunuz. Hocam, Hazretlerin mübarek nutku şerifleri hakikaten yolumuzu aydınlatıyor. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi, hüdayinin ümmidi, sensin ya Resulallah diyor. Allah Resulü'nden bir ümidimiz olmasa bu üç ayların idrakine erebilir miyiz efendim? Değil mi efendim? Yani hepsi birbirine bağlı. Cenab-ı Allah... Naçar kaldığın yerde, nagah açılır perde, derman yeri şu derde, görelim Mevla neyler. Neylerse güzel. Neyler. Evet. Allah razı olsun. Amin. Cümlesinden, cümlenizden Cenab-ı Allah razı olsun. Amin. İnşallah. Amin. Muhterem hocam,
Çaylarla alakalı soracak çok şey var aslında. Daha çok, daha ziyade dahil olalım diye arzu ettiğimiz için mübarek aylar içerisindeki kandil geceleri. Evet. Ve bu gecelerin bizim üzerimize vermiş olduğu bu muhabbet ve huzur iklimini aslında bütün bir zamana yayabilmek ümidi. Aslında hepsi, bütün bunların hepsi bunun için. Hayatımızın tamamını 3 aylardaki huzur ve muhabbetle yaşayabilmek için belki olsa gerek. O yüzden birazcık daha detaya inmeyi arzu ederiz efendim. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurmuş olduğu bir hadis-i şerifte Allahümme barik lena Recebe ve Şaban ve belligna ila Ramazan. Allah'ım, Recep ve Şaban'ın bereketinden istifade etmeyi bize nasip et. Amin ya Rabbi. Amin. Bakın, manayı verirken dikkat ediyorum. Evet. Allah'ım, Recep ve Şaban'ın bereketinden istifade etmeyi bize nasip et. Zaten Recep ve Şaban bereketli aydır, mübarek aydır. Mübarek ay olduğunu biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Evet. Yani nasıl ki mübarek günler var ise, Cuma günü gibi, mübarek aylar var ise, Ramazan ayı gibi, mübarek olduğunu, mübarek işte ay da var. Bunlardan birisi de Recep ve Şaban. Bu Recep ve Şaban'ın bereketli aydır. Recep'i ve Şaban'ı bize bereketli kıl demiyoruz. Recep ve Şaban zaten bereketli aydır. Bereketinden bizi istifade edenlerden kıl Allah'ım, diyor Peygamber Efendimiz. Aslında bu Cuma için de geçerli. Yani Cumanız mübarek olsun diyoruz. Bunu çevirmek lazım. Allah'ım, Cuma'nın bereketinden istifade etmeye bize nasip et. Çünkü Cuma zaten bereketlidir, müminin bayramıdır zaten. Öyle değil mi? Allah Kur'an'da beyan etmiş yani. Ve bizi, diyor, Ramazan ayına da ulaştır Allah'ım, diyor. 11 ayın sultanı olan Recep ve Şaban ayından sonra da Ramazan'a ulaşmayı bize nasip et Allah'ım. Amin, amin. Bu ayların bereketine istifade ettir ve bizi manevi olarak olgunluğa, dolgunluğa ulaştır. Ruhumuzu, bedenimizi, her şeyimizi ve Ramazan ayına arınmış, durulmuş olarak girmeyi bize nasip et Allah'ım. Günahlarından tövbe etmiş, istiğfar etmiş, arınmış olarak girmeyi nasip et diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dua eder ve Ramazan ayına da giriyorken Ramazan içinde der ki bize: "Men kâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufre lehu mâ tekademe min zenbi." Her kim Ramazan ayını imanlı ve sevabını Allah'tan umarak eda ederse Allah onun günahlarını affeder, diyor. Subhanallah. Ramazan ayına girişimizle böyle giriyoruz ve Ramazan ayı da hakkımızda böyle bir aydır. Peki bu 3 ayların içerisinde karşılaşacağımız kandiller. Zaten kandil kelimesi bizim Osmanlı'dan bize kalma bir ifadedir. Evet. Kandil kelimesi ta Peygamberimiz veyahut da diğer dönemlerde olan bir şeydir. Bizim Osmanlı'dan kandillerle, aydınlatmalarla bu geceleri daha etrafa yaymışız. Daha o geceleri biraz daha heyecanların, biraz daha ibadetlerin, zikirlerin, murakabelerin, mutalaların daha çok olduğu günler halinde olduğu için kandillerle aydınlatıldığı için kandil denmiş. Yoksa Leylatül Bera'a, Leylatül Kadir, efendim, Leylatül Regaib böyle denir yani, gecesi, Kadir gecesi. Peki şimdi Recep ayında 2 kandilimiz var. Recep ayında. Birisi hemen üçünde, yani önümüzdeki 2 Şubat'ından sonraki üçünü dördüne bağlayan gece, yani ilk cumasının gecesi Regaib kandilidir. Evet. O gecenin kadir kıymetini bilmemiz lazım. Her kandil ayrı bir manadır. Bizim zamanımız ona kafi gelmez anlatma konusunda. Ama ondan sonra hemen 27. gecesinde yine Recep'in içinde Miraç kandili var. Tabii ki Miraç kandili de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın işte hicretten 18 ay önce ruh meal beden. Ruh meal beden. Buradan duymayan kardeşlerim de duysunlar. Sadece ruhen değil yani. Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya gitmesine İsra diyoruz. Oradan da semaya gidip gelmesine de Mi'raç diyoruz. Eyvah. Bu ayet de sabittir. Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescid-i haram. İsra suresinin ilk ayet-i kerimesi bunu anlatır bize. İkincisi de yani Kudüs-ü Şerif'ten de 7 kat semaya gidip Sidre-i Münteha'ya gidip gelmesi, oradan namaz, Aminer Resulü, şirk koşmayanların affolacağına dair oradan hediyeleri alıp Peygamber'e geri dönmesine de Miraç diyoruz. Aslında İsra daha ön plandadır ama halk arasında Miraç daha ön plana çıkmıştır. Ve fakat o kadar önemlidir ki, ayetlerle hadislere sabit bir konudur ki, itikadımıza bile girmiş bir, akaidimize bile girmiş bir konudur. O yüzden ben de diyorum ki Adana Müslü olarak ben
İsra konusunda, Miraç konusunda Peygamber Efendimiz'in ruh meal beden gidip geldiğine iman etmiş birisiyim. Elhamdülillah. Hem vardır ruh, haktır. Hem bedeniyle. Hem ruh hem bedeniyle. Eyvallah. Elhamdülillah. Ruhen değil. Hem biz ruh, hem tabii öyle ruhenmiş, rüyadaymış böyle safsata fikirlerle halkımızın itikadını bozmaya çalışanların kulakları sınlasın. Ben Adana Müslü olarak diyorum ki ben buna iman etmişim. Sadece buna değil ha. Kabir hayatına iman etmişim. Kabir azap mıdır, cehennem azap mıdır, cennet bahçesi midir? Çünkü bir sürü hadis-i şerif var. El kabru ravzatun min riyadil kinan ev mahfuratun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Peygamber Efendimiz hemen hemen her duasında Allahümme inne euzuke minel azzi vel kesel vel buhli ve euzuke min azabil kabri. Bak hadis-i şerif sahih hadis. Allah'ım kabir azabından sana sınırım diyor. O yüzden ben buradan diyorum ki sizin aracınızla Allah razı olsun vesile oldunuz. Ben Miraç hadisesine, İsra hadisesine iman etmişim. Kabir hayatına iman etmişim. Ben sırata, hesaba iman etmişim. Cennet haktır, cehennem haktır. İman etmişim. Nuzul-i İsa'ya, Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne ineceğine iman etmişim. Kıyamet alametlerine iman etmişim. Hakkında yüzlerce hadis var ve sahih hadisler var. Buhari ve Müslim hadisler var. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimeler var bu konularla ilgili. Ben bunlara hep iman etmişim. Ben kütüb-i sitte değil, kütüb-i tis'enin tamamına iman etmişim elhamdülillah. Aman, aman halkımız itikadını sağlam tutsun. Elhamdülillah. Böyle ufak tefek rüzgarlarla bizim itikadımızı kimse sarsamaz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik sözler de sarsamaz. Peygamber Efendimiz'in hadislerine yönelik sarsamaz. Yani sen milattan önce yaşamış olan Aristo'ya, Eflatun'a, Sokrat'a yüzlerce söz atfedeceksin ve diyeceksin ki bunlar ilimdir, bilimdir, şudur budur diyeceksin. İtibar edip peşinden gideceksin. Ama din, bu dinin Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in 23 yılda 23 tane sözü yoktur diyeceksin. Böyle bir şey var mı ya? Ne akla sığar. Ne yapmak istiyorsun kardeşim sen ya? Ben Peygamberimin Buhari ve Müslim'deki hadislerine, Kütüb-i Sitte'de, Kütüb-i Tis'a'daki bütün hadislerine iman etmişim elhamdülillah. Biz uydurmalara asla inanmadık ki iman edelim. Uydurmalara biz hadis demiyoruz zaten. Benim alimlerim Allah razı olsun, Kur'an'ı en iyi anlayan, hadisleri en iyi anlayan alimleri, şimdi bazı insanların, bunu parantez cümlede söylüyorum, bazı insanların temel hedefi bir, alimlerimizi itibarsızlaştırmak. Ondan yetinmediler. İmam-ı Azam da kimdir ya? İmam-ı Şafii kimdir ya? Rahimahumullah. Ben varım diyor. Kur'an'a en iyi ben mana veririm. Şimdi peygamberi de yok saymaya çalışıyorlar. Şimdi Kur'an'a geliyor sıra, Allah muhafaza etsin. Kur'an'a dil uzatıyorlar. Allah bizleri imandan, Kur'an'dan eksik etmesin inşallah. Yani amin. Konu o olmadığı amin. İçin parantezi amin. Kapatıyorum. İşte Miraç hadisesinde de biz ruh meal beden iman etmişiz. Hemen peşine gelen Şaban ayı. Ya Peygamber Efendimiz Şaban ayı ile ilgili Riyaz-ı Salihin'de geçen hadis-i şerifler var. Şaban ayı. Evet. Düşünebilirim. Diyor ki mesela bir hadis-i şerifte Şaban insanların büyük kısmını Ramazan ile Recep ayları arasında ihmal ettikleri bir aydır diyor Şaban ayı. Ben onu ihya etmek istiyorum diyor Peygamber Efendimiz. Riyaz-ı Salihin'de geçen, Riyaz-ı Salihin'de sahih hadisler geçer hep. Ondan sonra Şaban amellerin Allah'a arz edildiği aydır diyor. Ben oruçluyken amelimin Allah'a arz edilmesini istiyorum diyor Peygamber Efendimiz. Şaban ecellerin yazıldığı bir aydır diyor. Ben oruçluyken ecelimin tayin edilmiş olmasını istiyorum diyor. Ve Şaban ayı içerisinde beraat kandili var. Bir kandil de o. Evet. Buyurun işte. Zaten Şaban'da beraat kandilinden sonraki kandilimiz Ramazan ayının 27'sindeki Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'dir. Hakkında ayet-i kerime var. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Sure-i Celle var zaten. Beraat kandili dersen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahih hadisi var. Kim beraat gecesine ulaşırsa ki Şaban'ın 15. gecesidir. Ulaşırsa gecesini ihya etsin, gündüzünü oruçlu geçirsin. Bak bak bak. O gece diyor, perde kalkar diyor. Allahu Teala yok mu kullarımdan istiğfar eden affedeyim. Yok mu kullarımdan rızık isteyen vereyim. Teferruatına girmiyorum. Sadece bir ayet, bir hadis ifade ederek geçiyorum konuyu. Hocam bu arada bir parantezle bir soru sorayım mı? Tabii. Kandil gecelerinde mesela değerli seyircilerimiz oruç tutuyorlar. Ama bilmiyorlar ki öncesinde mi tutalım, sonrasında mı tutalım? Güzel. Ya da bazıları üç gün tutuyorlar. Güzel. Hem karşılayalım, hem uğurlayalım, hem de kendisinde olmuş gibi. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl sorduğunuz için de. Eyvallah. Bundan hareketle biliyorsunuz ben her akşam bir iki saatimi verir kitaplarda yazılı olan. Evet. Alimlerimizin yazdıklarından müftabih olan görüşleri çıkarır. Sabahları birer fetva yayınlarım elhamdülillah. Biz de çok istifade ediyoruz. Ediyorsunuz, geliyor değil mi inşallah? Evet. Bu konuda bir fetvam da orada da yine yayınladığım gibi zaten kitaplarda baksınlar görürler, her kitapta da yazar. Peygamber Efendimiz'in bu konuyla ilgili hadis-i şerifi açıktır.
Bunu iyi anlarsak mesele bitmiştir. Ne buyuruyor? Beraatla ilgili, beraat gecesiyle ilgili evet. bir hadis var diyorum. Bak, her geceyle ilgili hadis var demiyorum. Gecesini ihya edin, gündüzünü oruçlu geçirin diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Dinimizde genellikle %95 öyledir. Gece gündüzden önce gelir. Evet. Mesela biz şu ana ne diyoruz? Cuma gecesi diyoruz değil mi? Evet. Bakın, Perşembenin akşamı gibi geliyor mu? Şu anda biz cuma gecesindeyiz. Çünkü akşam ezanıyla birlikte akşam, yeni bir gün başladı. Yeni bir gün başladı. Evet. Akşam evet. ezanından sonra, akşam vakti diyelim, ezan evet. duymamış olabilir. Akşam vaktinden sonra yarının niyetini yaparız, oruç niyetini. Evet. Akşam vakti girmeden önce yarına niyet ettim diyorsan o niyet olmaz. Tabii gün girmedi. Tabii. Çünkü. O yüzden evet. kardeşlerimiz iftar niyeti yapıyorken o niyeti ezandan veya vakit girmeden önce yapmasınlar. Çünkü orada Allahümme leke sümtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkike eftartü ve savmel gadi min şer ramazan neveytü diyor orada. Allah'ım Ramazan ayının yarınki orucunu tutmaya niyet ettim diyor. Halbuki yarının gecesi başlamadı daha. Evet. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok o yani. Akşam evet. vakit girmeden önce bu niyeti yaparsa olmaz. Vakit girdikten sonra diyecek ki yarının niyetini yapayım diye. Peki, akşam önce, gündüz sonra. Bu vesileyle müsaade ederseniz dinleyenlerime bir hediye vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz, lütfen siz de bunu 5 kişiyle paylaşın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cuma günleri, cuma gecesi, cuma günleri Kehf suresini okuyun diye buyuruyor. Hmm. Yasin demiyor ha. Yasin'i okumayalım demiyorum. Ama çoğu hanımefendiler, çoğu beyler, cuma gecesidir bir Yasin okuyayım diyor. Hayır, ben de diyorum ki adamım size, cuma gecesidir bir Kehf okuyalım diye. Kehf suresi. Eyvallah. Ashab-ı Keyf'i anlatan, Zülkarneyn Hazretini anlatan, bahçe sahiplerini anlatan, Hazreti Musa ile Abde min ibadine kullarımızdan bir kulu anlatan, bu Keyf suresinden bahsediyorum. Peygamber buyuruyor ki, kim Keyf suresini okursa cuma günü, onun gönlü nurlanır, aydınlanır diyor. Kendisi de Peygamberimiz fiili olarak cuma günleri Keyf suresini okurmuş cuma geceleri. O zaman bize düşen de cuma gecesi günleri Keyf suresini okumak. Dostlar, siz de duyuyorsunuz. Bu 5 kişiye bir... duyuracaksınız en azından. Evet. Ha. Kamera arkasındaki kardeşlerim, ona göre. Bu ikinci hediye oldu. İkinci efendim. Hediyemiz. İlkini de unutmayalım. Allahü Teala'yı ve ölümü unutmayacağız. Kişiyi unutmayacağız. İkisi de hemen unutacağız. Unutacağız. Yaptığımız iyiliği, İyi. Bize yapılan kötülüğü. Unutacağız. Hemen Eyvallah. Unutacağız. Ki rahatlayalım. Eyvallah. Allah razı olsun. Ha, demek ki cuma gecesi akşam başladı. Yarın efendim akşama kadar devam ediyor. Evet efendim. O zaman eğer kandil gecesi bu akşamsa, Resulullah ne diyor? Gecesini ihya edin. İşte gece başladı, bu gece ihya etmemiz lazım. Orucunu ne zaman tutacağız bu gecenin orucunu? Önceden tutarsak olmaz. Yani hadise uygun olmaz, hadis-i şerife uygun olmaz. Bu geceyi ihya ediyoruz, namazlar kılıyoruz, kazalarımızı kılıyoruz, zikir yapıyoruz, Allah'a murakabe ediyoruz, yarını da oruç tutuyoruz. Hocam yarın da cumaya denk geliyor. Cuma günü mekruh değil mi? Cumartesine tutarsınız. Fark etmez. Zaten Peygamber Efendimiz Recep ve Şaban'ın, Ayşe annemiz diyor ki, Resulullah diyor Şaban ayını hemen hemen tamamını oruçlu geçirirdi. Recep'ten de zaman zaman tutardı. Peki fıkıh kitaplarında giren ifade nedir? Alimlerin, müştehitlerimizin hadislerden tespit ettiği, ayın başından 3, ortasından 3, sonundan 3 gün tutun orucunuzu. Tutarsanız iyi yaparsınız. Nafile ibadettir, sevaptır. Tutulmazsa bir şey olmaz. Ha, üç aylar diye bir şey var mı dinimizde? Kardeşim, ben sana üç aylar diye ayet-i kerimede Allah böyle buyurdu, peygamber üç aylar şöyle yapın diye buyurdu diye bir şey demiyorum. Ama Recep ayı için ayrı, Şaban ayı için ayrı, Ramazan ayı için birkaç ayet-i kerime, Ramazan ayı ile ilgili mesela Şehru Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayı var ya, Kur'an'ın indiği aydır. Femen şehide minküm şehre felyesum. Kim o aya ulaşırsa oruç tutsun. Sağlığı yerindeyse oruca niyet etmesi Müslümanın farzdır Ramazan ayına ulaştığı zaman. Ramazan ayına ulaştım, ben oruca niyet etmeyeyim. Ya ileride kısa zaman. Hayır, böyle bir şey yok. Sağlıklı doktorlarımızı sen oruç tutabilirsin. Hazik doktor ama ha, her doktor değil. Hazik doktorun işin mahiyetini, orucun mahiyetini kavramış doktorumuzun sen oruç tutarsın diyor ise oruç tutma diye bir lüksümüz yok bizim. Müslüman femen şehde mümkün müşar. Ramazan ayına yetişti, oruca niyet etsin. Niyet etmemek günahı kebairdir, büyük günahlardandır. Ben niyet etmeyeyim de ileride kısa zamanlar olmaz kardeşim. Müslüman Ramazan ayında oruca niyet eder. Bu da Ramazan ayında Kur'an'dan ayet söylüyor. Diğer Recep ve Şaban'da, Recep'i de Kur'an'dan Eşhur Hurum'da geçiyor. Şaban'da Peygamber Aleyhisselam anlatıyor. Ne istiyorsun sen kardeşim de?
Yani bu Müslümanların bir kandil geceleri var, onu da yok mu etmek istiyorsun ya? Hemen ilk sözleri bu. Kardeş, hele bunlara ilgili delilin var mı? Onlarca delilim var kardeşim. Ne diyorsun? Ne yapmak istiyorsun ya? Peygamber Efendimiz'in benim doğduğum günü, Mevlid ya, Mevlid kandili. Peygamberimizin doğduğum gününe ilgili Peygamberimizin bu bereketinden bahsediyor Peygamber. Hocam, ne olmuş? Hakikati kabul etmeyenlere, hakikati işaret eden delilleri kabul etmelerini istemek çok da doğru gelmez gibi geliyor. Böyle bir şey olur mu? Berat gecesiyle ilgili delil var, hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz'in regaib'le ilgili buyurdukları var. Yani siz hadise hasen diyebilirsiniz. Siz hadis-i şerife bakın, sahih var, hasen var, mütevatir var. Yani zaten çoğu sahih hadistir. Mütevatir var. Hadislerin kısmı vardır. Yani bir hadis usulü diye bir usulümüz var. Ya bu bir ilimdir. Koskoca bir ilimdir. Dağ gibi bir ilimdir. Oturup okumak lazım. Öyle cefer kalem bir seferde oturduğun yerden de ki ben hadislere inanmıyorum. Peygamberin hadisi şu kadardır, bu kadardır. Kardeşim kusura bakma. Alimler gece gündüz 100.000 hadisi ezberleyen alime hafız denmiş ya. Gece gündüz emek vermiş kitaplara. Seçmiş. Yani senet zinciri var, metin zinciri var. O metin zincirinden bir tane rivayet eden ravilerden bir tanesine problem olsa o hadisi kitabını almamış ya. Yani bunları halkımıza bildirmek mecburiyetindeyiz. Ben de müftü olarak görevimdir bunları anlatmaya ama şimdi konumuz bu konu değil. İleride başka bir zaman gelir bu konuya gireriz inşallah. Şu anda müsaader konusu için parantez olarak bunları söylüyorum ki gençlerimiz dikkat etsinler. Ya gençlik bizim geleceğimizdir. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Gençliğimizin aklının, fikrini, itikadını, akaidini bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Lütfen hocalarım dikkat etsinler. Yani bizim tabii ki İmam Hatip'teki olsun, ilahiyatlarda olsun, %99 hocamızdan bizim şüphemiz yok. Allah'ın izniyle hepsi maşallah ehli ilimdirler, sünnete hakimdirler, ayetlere hakimdirler ve bu yolda yürüyorlar. Ama bazen çıkıyor birileri öyle laflar yapıyor ki halkımızın, gençliğimizin bize dönüp sorular soruyorlar. Hocam buna ne diyeceğiz? Bu var mı? Bu şu mu? Bu mu? Bilmediği için soruyor. Biz aydınlatıyoruz. Bak demin ben buradan söyledim. Hak mıdır? Ben cemaate zaman zaman söylerim ve konferansımda söylerim. Konferans verirken derim bakın ey cemaat dinleyin. Konferansta şuradan ben size söylüyorum. Ölüm haktır, cennet haktır, cehennem haktır, sırat haktır, mizan haktır, hesap haktır. Nuzulü İsa haktır. Kıyametin alametleri haktır. Ya bunlar akaidimize girmiş. Niye? Mütevatir derecesinde hadisler var. Ellülü Vermecan'ın aldığı sahih hadisler, Buhari Müslim'in sahihlerini derc etmiş. Orada hadisler var. Sen neyi inkar etmeye çalışıyorsun ya? Sen benim gencimin kafasını bulandıramazsın kardeşim. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz de hakikatleri anlatacağız. Doğruları anlatacağız. Bizim de görevimiz budur. Kusura bakmayın. Biz kimseyi tekfir etmeyiz. Tekfircilik en büyük hatadır. En büyük yanlıştır. Ama biz de hakikatları söyleyeceğiz. Ahmet, Mehmet isim, şu bu isim üzerine durmuyoruz biz. Buyursunlar, şov yapanlar yapsınlar. Ama biz halkımızı aydınlatmak, bilgilendirmek görevimizdir. Diyanet İşleri Başkanı'nın asli görevi dini konularda halkımızı aydınlatmaktır. Ve biz de diyar diyar dolaşıp, salon salon dolaşıp elhamdülillah anlatıyoruz bunu. Bütün hocalarımızın Diyanet İşleri Başkanı olarak görevimiz budur. Bunu anlatacağız. Ha, Ramazan ayına giriyorken, benim tavsiyem özellikle hanımefendiler, genç kızlarımız, geçen Ramazan'da orucu tutamamış olanlar olabilir. O kardeşlerim istirhamım, Recep ve Şaban ayında o oruçlarının kazasını yapsın, bitirsinler. Ramazan ayına kazayla girmesinler. 6 gün, 7 gün, 10 güne kadar diyelim tutamadık geçen Ramazan'da. İhmal oldu, Recep'e girdik. Oruç tutacağım, ya sen nafile oruç tutma hanım kızım, sen kazalarını tut. Evvela kazamızı bitirelim. Evvela kaza oruçlarımızı, kaza namazlarımızı bunlara başlayalım. Tabii ben oruçlarda nafile oruçları değil de kaza oruçlarını tutun bitirin diyorum ama namazda öyle demiyorum. Namazda sünnet namazlarını da kılın ama kaza sünnetimizde, kaza namazımızı da kılalım. O çünkü bizim hatamız, kusurumuzdur. Yani kaza namazı kılacağım diye sünnetleri terk edin demiyorum. Öyle bir şey diyemem çünkü öyle bir şey yok yani. Hocam mesela hani bazılarının öyle yaptığını işitiyoruz. Öğle namazının ilk sünneti yerine kazaya kalmış son öğle namazının farzına niyet ederek ilk sünneti yani öğlen namazının sünnetini kılmıyorlar ha? Kılmıyorlar. Yok yanlış efendim. Çok yanlış değil mi? Çok yanlış. İkaz etmek de lazım. Yani Hanefi mezhebinde alimlerin çoğunluğun görüşü, bazı görüş sahipleri varsa da onlar bu tarafa ama çoğunluğun görüşüne göre sünnet, hele namaza bağlı sünnetler terk edilmez. Evet. Asıl itibariyle sorduğunuz için söylüyorum. Nafileler ki sünnet de nafileler kısmında, bu nafile Türkçedeki nafile manası değil ha. Tabii. Bu nafileler o manada değil, nafileler kuvvetlendirme manasıdır, ziyadeleştirme manasıdır.
namaza bağlı olan sünnetler var. Evet. Vakte bağlı olan sünnetler var. Bir de mutlak nafileler var. Namaza bağlı olanları kaza kılacağım diye terk edilmez. Asla. Asla. Evet. Vakte bağlı olanları teheccüd namazı gibi, kuşluk namazı gibi, salatül leyl gibi, evvabin namazı gibi terk edilmez. İki. Üçüncüsü, ya bu kandil gecesidir, mutlak nafileler. Kandil gecesidir, 50 rekat namaz kılayım. İşte onun yerine kazanı kıl. Onu terk edersin. Evet. Bu 50 rekat kılacağını kazanı kıl kardeşim. Ben onu tavsiye ederim kardeşlerime. Çünkü hayat kısa. Yani geçmiş gençlikte bir yıl, iki yıl kılamadığımız olabilir, tutamadığımız olabilir. Evet. İşte üç aylara geliyorken kazalarımızı bir an önce bitirmeye çalışalım. Eyvallah. Gençlerimize tavsiyem odur benim bu yönde. Kazası olan hanımefendilere, beyefendilere. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Ben izninizle birkaç mesaj okuyayım. Bir eser daha okuyayım. Sonra sohbete devam edelim. Olur Eyvallah. Mu efendim? Allah razı olsun efendim. Efendim Kayseri Bünyan'dan selam etmişler. Değerli Adana Müftümüzün yüzü nurlu Hasan hocamızın dua etmesini istirham ediyoruz. Üç ayların bereketiyle hayırlar getirmesini de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz demişler. Allah razı olsun. Bir başka seyircimiz selam etmişler. Aleykümselam. İstanbul Esatpaşa'dan Selvare Yücel. 82 yaşındayım ve güzel ki, ne güzel ki devlet televizyonumuzda, Diyanetimizin televizyonda böyle programlar yapılıyor demişler. Bugünleri de görmek nasip oldu elhamdülillah. Sizleri çok seviyoruz, çok istifade ediyoruz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır diye de tamamlamışlar. Değerli seyircimiz Allah razı olsun efendim. Bir başka seyircimiz selam etmişler. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine İstanbul'dan, Erenköy'den Rıfkı oğlum Yasin her perşembe sizi severek izliyoruz demişler. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Değerli Hasan hocamıza da Diyanet TV ailesine de selam ve muhabbetlerimizi Eyvallah. İletiyoruz demişler. Eyvallah. Allah razı olsun. Bir başka seyircimiz Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Programınızı büyük bir beğeniyle seyrediyoruz. Hasan Çınar hocamıza selamlarımızı iletiyoruz. Eyvallah. Kendisini beğeniyle takip ediyoruz. Babam Mikail Bozun'da kendisine selamları var Aleyküm demişler. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar, hürmetler ederiz demişler. Bilmukabil efendim. Bir başka seyircimiz selam etmişler. Kars'tan Hasan hocama selamlar. Üç ayların bereketi bütün ülkemizin üzerine olsun. Amin. Kemal Nur Bey göndermişler. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir başka seyircimiz Ordu Fatsa'dan Mustafa Kepeli Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Bir eser okuyalım efendim. Eyvallah. Sonrasında devam Buyurun edelim efendim. İnşallah. Buyurun üstadlar. Haktır Allah'ım Muhammed Mahir Haktır Allah'ım Muhammed Mahir
Maşallah, barikallah. Eyvallah, yüreğinize sağlık arkadaşlar. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Elinize sağlık. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Edepçim, evet. Allah razı olsun kardeşim. Eyvallah efendim. Evet değerli dostlar, değerli Hasan Çınar hocamızla, Adana Müftümüzle beraberiz sohbetimizin bu üçüncü kısmında, son kısmında. Hem belki biraz özet mahiyetinde olacak, hem de hemen kurbunda bulunduğumuz üç ayların girişinde bir muhasebe yapmamıza fırsat veriyorsunuz böylelikle. Allah size razı olsun. Nasıl karşılamamız gerektiğini bilelim ki içinde yaşadığımız süreç içerisinde birazcık kendimize çeki düzen verelim. Bu vaktin kıymetini bilmek lazım muhakkak. Ve bu güzellikleri yaşarken Cenab-ı Allah ara ara bizlere öyle farklı geceleri de ikram ediyor ki o kandil geceleri diyoruz onlara. Ecdadımızın etrafı aydınlattığı, cami minarelerini süslediği, o nur ile doldurduğu zamanları hatırlıyoruz ki günümüzde zat-ı haliniz de birer böyle kandil gibi etrafını aydınlatan değerli müftülerimiz de hepiniz de öylesiniz. Allah razı olsun. Süreç içerisinde elbette hep bütün bu güzelliklerle biz din-i mübini İslam'ı yaşama gayretinde olmalıyız diye düşünüyoruz. Bu noktada efendim son sohbetimizin son kısmında aslında bütün bu ayların elbette her birinin ayrı ayrı faziletleri var. Ama biliyoruz ki bir hususiyet çok önemli. İçinde Kur'an-ı Kerim'in indiği geceyi barındıran ay Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, muhabbetine, o güzelliklere erişti, belki kavuştu. Biz istiyoruz ki o güzellikler bize gelsin, kalbimize iniversin. Ve o güzellikleri biz yaşayalım ki biz de o güzelliklerle birlikte güzel olalım. Allah-u Teala'nın istediği kamil mümin olabilme yoluna sevk edilelim inşallah. Öyle değil mi efendim? Hedef bir olsa gerek. Evet, çok doğru. Çok doğru tespit. Ramazan ayının yüceliği, Ramazan ayının Kadir Gecesi'nin yüceliği, büyüklüğü tamamen Kur'an'dan kaynaklanmaktadır. Kur'an ayı oldu. Yani Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an. Ramazan ayı öyle bir ay ki Kur'an'ın indiği aydır. Kur'an ayı olmasıyla
Kur'an'la şereflenmiş olmasından dolayı yücedir. Gece de hakeze Kur'an'ı inna enzelnahu fi leylet kadir. Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Şimdi kandillerle ilgili Ramazan geldiği zaman, aylar geldiği zaman ben halkımızın çoğunun itikadı sağlamdır, akaidi sağlamdır. Evet. Ama bozmak isteyenlere bir cümle olsun diye söylüyorum. Kardeşim, kandil gecesinde biz ne yapıyoruz? Camiye, cemaati diyoruz ki gelin biraz daha fazla gelin, çocuklarınızı da getirin camiye. Orada mevlidler okunuyor, orada Kur'an okunuyor, orada salavatlar getiriliyor. Peki Allah-u Teala buyurmuyor mu Kur'an-ı Kerim'de? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Muhakkak ki Allah ve melekler peygambere salat ederler. Ne demek? Allah peygamberine yardımcı olur. Allah peygamberini kuvvetlendirir. Allah peygamberine salat eder demek, peygamberini bağışlar. Melekler istiğfarda bulunur. Müminler dua eder. Peki, Allah ve melekler bunu yapıyor. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellem. Ey iman edenler, siz de peygambere salat edin, selam edin. Deyince, bu ayet-i kerime gelince aslında sahabe-i kiram anlamadı. Bilemediler. Dediler ki ya Resulallah, biz selam edin ne demek olduğunu biliyoruz da esselamu aleyke ya Resulallah. Ama salat nedir? Biz bunu nasıl yapacağız? Sana nasıl salat getireceğiz ya Resulallah diye sahabe-i kiram geldi sordu. Arapçayı zamanımızın Araplarından daha iyi bilen ashab-ı kiram Kur'an'ı anlamayınca gelip peygambere soruyordu. Düşün, Hazreti Ali geliyor soruyor. İlmin kapısı. Hazreti Ebu Bekir soruyor, Ömer soruyor. Ya Resulallah, bu salat ne demek, biz bunu anlamadık. Bir sürü böyle ayetler var. Nezip kardeşim, yani şimdi kalkıyor adam diyor ki Kur'an'ı anlamayınca gelin bana sorun. Yok kardeşim, yok. Bu sorunun cevabını ancak bir peygamber verebilir. Amin. Sattak. وَمَا يَنْتُقَ النَّهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O konuşur, heva ve hevesinden konuşmaz, Allah'ın gönderdiğiyle konuşur. Bunun cevabını ancak bir peygamber verir. Senden veremeyiz bunun cevabını. Böyle bu kadar kolay değil. Yani mesela diyor ki, اَقْمِ سِرَةَ لِدُرُكِ الشَّمْسِ لَغَ سَقِ الْلَيْلِ وَقُلَانَ الْفَجْرِ اِنَّ قُلَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُدَ. Öğlen, ikindi, akşam, yatsıyı, sabah namazını kılın. Çünkü sabah namazı meşhud namazdır diyor ayet-i kerimede. Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namaz dal bir delaleyle, dal bir nasla yoktur ama dal bir işareyle anlatıyor. Diyor ki sabah namazı şahitli namazdır bu ayet-i kerime. Meşhud namaz demek şahitli namaz demek. Elbette, tabii. Fakat şimdi sen anladın, biraz Arapça bilen hemen diyor ki şahitli namazdır. Anladın ama peki şahitli namaz ne demek? Ya bunu anlamayacak ne var? Çok şey var kardeşim. Sahabe anlamadı çünkü. Hazreti Ömer geldi, Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, bu meşhud namaz ne demek, biz bu ayet-i kerimeyi anlayamadık diye peygambere sordular. Ve gerçekten de haklı sahabe-i kiram, çünkü bunun cevabını ancak bir peygamber verebilir. Senin benim vereceğimiz bir konu değil kardeşim. Herkes haddini bilsin ya, Allah aşkına ya. Alimlerin yazdığı kitabı anlayamıyorsun sen okuduğun zaman, kalkmışsın nereden bahsediyorsun. Kur'an'ı anlamayan bana sorsun, şuraya bak hele ya. Bu ne cesaret ya, bu ne cüret ya. Allah Resulü buyurdu ki, sabah namazın şahitli namazı doğru. Bu şu demek dedi. Siz sabah namazını abdestini alıp kıldığınız zaman evet, melekler de gelir sizinle beraber sabah namazını kılarlar. İşte o melekler kıyamet gününde, mahşer gününde, hesap gününde hata ve kusurundan dolayı cehenneme doğru gidiyorken o melekler hemen harekete geçer. Ya Rabbi, biz senin kuluna şahidiz. Bu kulunu cehennemine atma. Ateşinde yakma Allah'ım, ne olur narında yakma Allah'ım diye orada şahitlik yaparlar o melekler. Allah-u Teala da vaadinde hulfetmez ama vaidinde hulfeder. Bu kelam bir kavramdır, teferruatı vardır. Allah-u Teala da o kulların der ki meleklere, kulumu alın, meleklerim şahitleriymiş, ben kulumun affediyorum o günlerden, alın cennetime koyun der. Ben o yüzden buradan şu soruyu sorarım bu ayet-i kerimeyi söylediğim zaman. Ey beni dinleyen kardeşlerim, mahşer gününde zorda ve darda kaldığınız zaman, paranın, pulun, eşin, dostun, akrabanın, şunun bunu fayda etmediği, evladına fayda etmediği bir günde, meleklerin şahitleriniz olmasını, lehinize şahitlik yapmasını ister misiniz, istemez misiniz? Elbette isteriz. Bu soruyu sorarım ben. Değil mi? Elbette isteriz. Madem isteriz, o zaman şahitli sabah namazına çok dikkat edeceğiz. Ya. Çünkü Allah Kur'an'da diyor. Çünkü sabah namazı meşhud namazdır ve Peygamber Efendimiz de bunu bize açıklıyor. Meşhud namaz bu demektir. Şimdi sahabe-i kiram anlamadı. Geldi, ya Resulallah, bu selam getirmeyi biliyoruz da salat nasıl getirecek deyince Peygamber buyurdu ki, salatta şöyle getireceksiniz.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salliyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Böyle salat edeceğiz. Nerede okuruz biz bunu? Tahiyyatı okuyoruz. Beş vakit namazda tahiyyatta okuyoruz öyle değil mi? Evet. Özellikle son şeylerde, kayda ahirede tabii okuduğumuz salavat. İşte bu salavatların yeri sahabenin sorması üzerine Peygamber Efendimiz'in buyurduğudur. E kardeşim biz Kandil gecesinde ne yapıyoruz ya? Gençleri topluyoruz, milleti topluyoruz orada ne yapıyoruz ya? Allah korusun yani camiye topluyoruz ya. Müsaade et de şu camiye topladığımız insanlara salat getirelim, Kur'an okuyalım. Bir de Mevlid-i Şerif tilavet edilsin. Gelin Allah adını zikredelim diyoruz. Ne diyoruz ya? Merhaba ey Ali Sultan diyoruz. Ne diyoruz kardeş? Bunun peşine bir de bir vaaz ediyoruz. İnsanlara namaz anlatıyoruz, oruç anlatıyoruz. Ne olur bir sen de çenen kapa da çıkıp ikide bir, ikide bir sağda solda kandil yoktur, kandil şudur. Ya başka derdin yok mu senin ya? Sus ya, Allah'tan kork ya. Yapma etme ya. Bu insanları biz bir araya getirip bir Allah diyelim, bir Kur'an okuyalım, bir salavat getirelim Peygamber Efendimiz'e. Bir şeyler anlatalım, namazın hükümlerini, oruçtan bahsedelim, Kur'an'dan ayetleri. Ramazan ayı Kur'an'ın anlaşılma ayıdır. Kur'an'ı okuma ayıdır. Her harfine 10 sevap olan Ramazan ayı hatim ayıdır aynı zamanda. Şimdi demesinler ki bana, ya bu Adana Müslü hatim nereden çıkardı? Bizzat Peygamber Efendimiz'e Cibril-i Emin baştan sona Kur'an'ı okumuştur. Peygamber Efendimiz de dönmüş onu okumuştur. Buna biz baştan sona ne diyoruz? Mukabele diyoruz. Evet. Baştan sona hatmetmiştir ve Peygamber Efendimiz ehli beytiniz kenar toplamış onlarla beraber hatmin de duasını yapmıştır. Ha duayı bazen diline dolayanlar var. Akıllarını başlarına alsınlar. Peygamber Efendimiz bizzat dua etmiştir. Her harfine 10 sevap ya. Elif, la, mim deyince diyor Peygamberimiz bir 10 sevap almazsınız. Elif için 10, la için 10, mim için 10 sevap alırsınız. Aman Allah. Şimdi 3 aylara doğru yaklaşıyoruz. Necip kardeşim ne yapmamız lazım? Günahlarımıza tövbe etmemiz lazım. Affeden Allah'tır. Allah'ım ne olur. Şu ana kadar namaz kılamadım ama tövbe. Şu geceden itibaren, şu cumaya doğru gecesinden itibaren bu müftü bize geldi, uyardı. Artık namazıma başlayacağım. Tövbe ya Rabbi. Kaza oruçlarımı tutacağım. Tövbe ya Rabbi. Helallaşalım. Babamızdan, annemizden dualarını alalım onların. Amca, dayı, yani sıla-i rahim dediğimiz etrafa doğru sıla-i rahimi genişletelim. Bir delikanlı geldi Peygamber'e sordu. Ya Resulallah dedi. Annem babam vefat etti. Benim ne yapmam lazım? Dedi ki bir, annenin babanın arkasından sadaka gönder, sevap gönder, Kur'an oku, fakir fukarayı gözet. İki, annenin babanın akrabalarını sıla-i rahim yap dedi. Terk etme amca, dayı, hala, teyze, yani onların duasını al. Üç, annenin babanın dostlarına sıla-i rahimi terk etme. Bak görüyor musun? Annenin babanın dostlarına sıla-i rahimi. Annenin dostu var, babanın dostu var. Git onlara, nasılsınız, iyi misiniz diye ellerini öp, dualarını al. Yani şu koronavirüs zamanında ellerini öp demiyorum. Tabii. Günler için demiyorum da ben. Genel Mecazi manada sıla-i rahim yap. Dördüncüsü de, efendim, annenin babanın vasiyeti varsa ki, o normal vasiyetleri. Çok uçuk vasiyetler var. Din, her vasiyet İslam'da kabul olmaz. Öyle, efendim ben öldüğüm zaman şu karda kışta İstanbul'a uçak kalkmıyor, beni götürün işte Erzurum'a defnedin. Olmaz kardeşim. Birinde bir cenaze geldi, yolda gelirken bir kaza geçirdiler kışın ortasında. İçindeki iki kişi de vefat etti. Allah. Üç tane cenaze bize geldi. Böyle vasiyet, imkan varsa tutarsın, yoksa. Ama vasiyet nedir? Oğlum ben hacca gidemedim. Oğlum Ahmet'e şu kadar borcum var, şuna bu kadar borcum var, onları ödeyin. Oğlum şuna işte şunu verin, malının üçte birini vasiyet etme hakkı var. Buraya kadar. Ama bunun dışında olmayacak şeyleri vasiyet etmek de doğru değildir. Helalleşsinler. Kul hakkıdır. Üç aylara giriyoruz. Recep ayına girdik ya, hakkını helal et. Gitsin ya bacım kusura bakma. Mirasta senin hakkını verememiştim ya. Al şu hakkını da ne olur bana hakkını helal et. Bak. Sen evet, kadının hakkını nasıl yersin ya? Sen bacının hakkını nasıl yersin ya? Baban öldü, annen öldü. Miras haktır. Zaten helal malın mirası taksim edilir. Haramın mirası da olmaz. Ara sıra böyle fetvalarda katıyorum ortaya. Parantez cümlesi olur. Ha o mirastan kadının hakkını vereceksin. Yiyemezsin. Vereceksin onun mirası. Allah Nisa suresinde anlatmış. Allah Kur'an'da ne demişse ona göre vereceksin kardeşim. Vermezsen helal olmaz. O kadın kendi rızasıyla vermediği müddette sen haram yemiş olursun. O zaman üç aylara girmeden helallaş ya. Kul hakkıdır. Komşunda komşunun hakkına dikkat et. Komşuyu komşuyu o kadar anlattı ki diyor Cebrail Allah Resulü. Sanki zannettim ki benim varisim olacak. O kadar komşuyu bana anlattı. Komşu hakkı çok önemlidir.
Ecdat komşuyu uzağa gittiği zaman komşuya evvelallah emanet eder gidermiş. Komşu komşunun namusuna, kadına, kızına, geline yan gözle dönüp bakmaz ya. Aynen. Aman Allah'ım, bazı medyada bazı programlar konuşuluyor, söyleniyor, bana da anlatıyorlar. Ya bu ne çirkeflik, ne rezillik ya. Evet. Sen nasıl böyle bir şey yapsan, evli baklı senin ne işin var başkasının, kadından başkasının kızından ya. Allah'ım sana sığınmışız. Bu üç aylara girmeden önce bunlara dikkat edelim. Tedbirlerimizi alalım. Tövbe istiğfar edelim ve şunu soralım. Herhalde sona doğru yaklaştık. Madem öyle şunu söyleyeyim. Müsaadeniz var mı? Birkaç dakikamız var hocam. Rahat ol. Peki. Eyvallah. O zaman ben Allah için ne yaptım? Allah için yapmış olduğumuz öyle bir salih amelimiz, hayırlı bir amelimiz olsun ki darda ve zorda kaldığımız zaman Allah'ım şu amelimden dolayı beni kurtar. Kızımı kurtar, oğlumu kurtar, kardeşimi kurtar, babamı kurtar diyebileceğimiz, şu derdimi gider Allah'ım diyebileceğimiz bir salih amelimiz var mı yok bunun muhasebesini yapalım. Peki, çok önemli Müftü Efendi bunu söylüyorken bize bir ayet, hadis bir şey söyle de biz de ona göre bunu kalbimize nakşedelim diyorlar. O zaman üçüncü hediyemi veriyorum. Evet. Buhari ve Müslim'de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, geçmiş milletlerden üç arkadaş yola çıktılar. Yağmura, doluya tutuldular. Kısa geçiyor, hızlı geçiyorum. Bir mağaraya sığındılar. Öylesine yağmur, öylesine dolu ki yukarıdan büyük bir kaya geldi. Kaya şeyi kapattı. Mağaranın kapısını kapattı. Ortalık şey oldu. Yağmur kesti, bitti. Birisi geldi, dokundu. Kayayı mümkün değil, oynatamıyor. İki, yok. Üçü birden dokundu. Hiç mümkün değil, yerine oynatamıyorlar. Eyvah dediler. Biz burada mahsur kaldık. Biz buradan çıkamayacağız. Birisi dedi ki arkadaşlar, bizim hiç salih amelimiz yok mu? İyi bir amelimiz yok mu? Gelin dua edelim. Sahih hadisten bahsediyorum ha. Riyaz-ı Salih'inde geçer, Buhari'de geçer, Müslim'de geçer. Peygamberimizin anlatmış olduğu bir hadis-i şerif. Biri dedi ki, ya dedi anlatalım dedi. Biri dedi ki Allah'ım dedi, ben dedi işte babamın, annemin, büyüklerimin yemeğini yedir sonra evime giderdim dedi. Birinde gittim ki uyumuşlar. Başında bekledim. Sabah namazı uyanınca sütünü içirdim babamın. Ya Rabbi benim bu amelim eğer, babam da dedi ki oğlum niye bekledin, niye gidip uyumadın ya, niye böyle yaptın? Baba olsun ben seni içirmeden, yedirmeden uyuyamam dedim. Ve ben bunu senin için yaptım Allah'ım. Eğer bu amelim iyi bir amelse, salih bir amelse şu kayayı kaldır da çıkalım. Azıcık oynadı. Bir el sığmıyor yani. İkincisi Allah'ım dedi, benim bir işte akrabamın kızı vardı. Ona gayrimeşru teklifte bulundum. O ise yaklaşmıyor, yanaşmıyordu. Ama birinde naçar kaldı, kıtlık hüküm sürdü, bu muzdar kaldı, zor durumda kaldı. Benim kapıma geldi, işte bir şeyler ver, çoluk çocuk, kardeşim falan zor durumdalar. Vermedim, eğer kendini benimle olursan veririm dedim. Gitti, zor durumda kaldı, geldi. Ya yapma etme dedi. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi nasıl işleyeceksin? Allah'tan korkmaz mısın? Allah'ım ben o anda kendime geldim, tövbe istiğfar ettim. Ona istediği her şeyi kat kat verdim, gönderdim. Allah'ım benim bu amelim, bu tövbem, bu amelim, salih bir amelse şurayı kaldır, çıkarım. Kaya biraz daha açıldı ama yine bir kişi sığmıyor. Üçüncüsü elini açtı. Allah'ım dedi, benim bir çalışanım vardı, çobanım, işçim vardı. Yıl bitti, onun hakkını verdim. 8 tane, 10 tane koyun neyse. Dedi ki, benim hakkım daha fazladır dedi. Almadı, çekti, gitti. Gitti, bir müddet sonra yıllar geçti, çıktı, geldi. Dedi ki, zor durumda kalmış belli ki. Dedi ki, ver benim o malımı ver dedi. Ben de dedim ki, bak şu tepe var ya, bu tepedeki, şu taraftaki, şu soldaki sürü benimdir, sağdaki sürü senindir. Git al götür. Dedi ki, sen benden dalga mı geçiyorsun ya, ben... Benim bıraktığım şeyleri istiyorum senden, 3-5 tane hayvandı. Ya kardeşim sen bu 3-5 tane doğdular, ikiz doğurdular, üçüz doğurdular, sürü haline geldi. Git al dediler, onların hepsi senindir kardeşim. Ben de emanetti, ben emaneti teslim ediyorum. Allah'ım ben bu emanete senin rızan için sahip çıktım. Eğer benim bu amelim salih bir amel ise şu kayayı kaldır da kurtulalım dedi. Ve kaya biraz daha açıldı, üçü de sahili selamete çıktı diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi dönüp şu soruyu nefsimize soralım. Var mı bizim hayatımızda böyle bir salih amelimiz? Yeri geldiği zaman, zorda darda kaldığımız zaman, naçar kaldığımız zaman Allah'ım ne olur? Şu amelimden dolayı babama şifa ver, anneme şifa ver, şu derdimi benden al ya Rabbi diyecek bir ameli olanlara buradan selam olsun diyorum. Böyle bir salih ameli bulunanlara buradan selam olsun diyorum. Üç aylarımız mübarek olsun. Amin. Kandillerimiz mübarek olsun. Amin. O kandil günleri, kadir geceleri en güzel şekilde ifa etmeyi, ülkemizde camileri tıklım tıklım doldurarak, eski günlerde olduğu gibi hamdolsun camilerimizde, bütün Türkiye'mizde Diyanet İşleri Başkanımızın da
tavsiyeleriyle sabah namazı buluşmalarımız var. Elhamdülillah. Recep kardeşim. Elhamdülillah. Böyle camiler tıklım tıklım doluyorlar, geliyorlar, ailece geliyorlar. Camilerde cuma akşamları aile buluşmalarımız var elhamdülillah. O kadar güzellikler var ki ben buradan bütün camilere, bütün kardeşlerimizi davet ediyorum. Aman cemaati ihmal etmeyelim. Üç aylara gitmeden tövbe istiğfarımızı yapıp hazırlığımızı yapalım. Etrafımızda helallaşalım. Dualar alalım, dualar yapalım. Hayru hasenatta bulunalım, sadakalar verelim. Üç ayların içerisinde yapacağımız sadakaların sevabı daha çoktur. Ramazana doğru geliyorken zekatlarımızın hesap ve muhasebesini yapalım. Şu kış ayında zorda darda kalan, evinde sobası olmayan, evinde yakacağı olmayan kardeşlerimizin lütfen, devletimiz büyüktür elhamdülillah. Devletimiz sosyal devlettir, elini uzatıyor, ulaşıyor. Ama olur ki ulaşamadığı, edemediği de biz ulaşalım. Buradan izleyici kardeşlerime söylüyorum. Ve şu üç aylara gidiyorken salih amellerle oraya ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Recep'in ve Şaban'ın bereketiyle bereketlenmeyi Rabbim bize nasip etsin ve amin. Ayların efendisi Ramazan ayına ulaşmayı şu ömrü hayatımızda bir kere daha bir Ramazan daha yaşamayı amin. Allah bütün izleyen kardeşlerime bizlere nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam çok sağolunuz. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Çok güzel bir program oldu. Evet. Allah size razı olsun amin. Efendim. Üç ayları sizin sohbetinizle karşıladık. İnşallah efendim. Cenab-ı Allah tesirini üzerimizde halk eylesin inşallah efendim. Çok sağ olunuz, çok teşekkür ederiz. Efendim bir iki mesaj okuyayım. Bir yurt dışı mesajımız var. Hayırlı cumalar olsun hocam demişler. Allah razı olsun. Ben bir Adanalı olarak Almanya'dan yazıyorum ve çok selam ediyorum diyor seyircimiz. Allah razı olsun. Ardahan'dan İmam Hatip Halil Yıldız hocamız selam etmişler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşliğimiz daim olsun hocam inşallah. Allah razı olsun. Hatay'dan Hamide Çelik hanımefendi selam etmişler. Ailecek beğenerek seyrediyoruz sizleri. Allah razı olsun. Müftü hocamıza selam ederiz demişler. Ve daha nice mesajlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Adana Müftümüz Hasan Çınar hocamıza bu leziz sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de üç aylarınızı tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Regaib gecesinin olduğu gün inşallah biz de sizlerle birlikte üç ayların huzuruyla, huşuyla, muhabbetiyle buluşmayı, bir arada olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz efendim. Son bir eserle veda edeceğiz. İnşallah kavuşana dek ve ilk görüştüğümüz vakte kadar sizleri Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine emanet ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkürler hocam. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun üstadlar. So
Derman sendendir. Ya hay, ya hay, ya hay.